Arkadaşlar merhaba. Ben Murat Gürsoy. Tarih öğretmeniyim. Aynı zamanda ENSY yayınları ara sınıf tarih defter kitaplarında yazarıyım. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videoda birinci dönem ikinci yazılısında 10. sınıflar için karşımıza nasıl bir sınav formatı gelebilir? Ne türden sorular çıkabilir? Bunlar üzerinden bir sınav formatı üzerinden faydalanacağız. Bunun üzerinden konuşacağız. Bunun içinde. de ENS Yayınları 10. Sınıf Tarih Defter Kitap'ta 16. haftanın sonunda bulunan yazılı sorularını çözerek e, sizi hazırlamaya çalışacağız. Geçmeden önce e, çözümlere soruların hazırlanmasına emeği geçen değerli hocam Alper de teşekkürü bir borç biliriz. Diyelim sorularımıza başlayalım. Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlarda uyguladığı iskan politikası hakkında bilgi veriniz. Arkadaşlar iskan dediğimiz politika kelime anlamı olarak yerleştirme, yurtlandırma politikası anlamına gelir. Ve Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda genişlemesinde son derece kilit rol oynayan bir politikadır. Osmanlı Devleti bu politikayı nasıl uyguluyor? Balkan topraklarını fethetmeye başladıktan sonra Anadolu'daki konar göçer Türkmenleri, göçebe aileleri Balkanlara götürüp yerleştiriyor. Şimdi tabi bir bunu yaparken genellikle şuna özen gösteriyor. Eğer bu göç ettiği, göç ettireceği aile dağlık bir coğrafyada yaşıyorsa Balkanlarda da benzer bir yere adamı koyuyor. Ya da adamı deniz kıyısından bir yerden aldıysa Balkanlarda da işte daha çok böyle denize yakın yerlere yerleştirmeye özen gösteriyor. Hani çok fazla yerinden yurdun olmuş olsa da yaşantısı çok fazla değişmesin diye bu sayede yeni yaşantısına da alışmasını devlet kolaylaştırmış oluyor. O yüzden bu iskan politikasında arkadaşlar daha çok konar göçerler tercih edilir. Tabi bu politikanın oldukça önemli özellikleri var. Osmanlı Devleti bu konar göçerleri Balkanlara götürüp bunları bakın yerleşik yaşama geçiriyor. Ve devletin müsaadesi olmadığı Takdirde hiçbir şekilde yerinizi, yurdunuzu terk edemiyorsunuz. Osmanlı Devleti bu sayede konar göçer Türkmenleri Balkanlarda yerleşik yaşama geçirerek aldığı toprakları Türkleştiriyor. Avrupa'ya yapacağı seferlerde bir nevi kendini güvencede hissediyor. Türk topraklarını e, kullandığı için artık beraberinde Bizans'ın da doğudan bizi tehdit etmesi gene engellenmiş oluyor. Fakat bu adam şimdi göçebe yaşarken artık yerleşik yaşayacak. Bu adam hayvancılıkla uğraşırken tamam gene belki hayvancılık yapacak ama bir taraftan da tarım yapmaya başlayacak. E bu adamın yaşantısı değişiyor. O yüzden devlet diyor ki arkadaş ben sana tarım araç gereçlerini ücretsiz veriyorum ve senden bir yıl boyunca da vergi almıyorum. Bu sayede adamın işte yeni yaşantısına da uyum sağlamasını kolaylaştırıyor. O yüzden iskan politikası kapsamında Anadolu'daki Göçebe aileler Şurayı bir düzeltelim. Anadolu'daki göçebe aileler Balkanlarda yerleşik yaşama geçilir, geçirilir. Bu ailelerin artık tarımla uğraşması sağlanır. bu politika sayesinde yerleşik yaşama geçirildikleri için alınan yani fethedilen yerler daha kolay elde tutulur. Ve beraberinde de Osmanlı o toprakları Türkleştirdiği için dediğimiz gibi Avrupa'ya seferler yaparken kendini güvencede hissetmiş olur. İşte bunlar Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı iskan politikasının özellikleridir. Tekrardan toparlarsak, iskan politikası yerleştirme, yurtlandırma politikası anlamına gelir. Anadolu'daki konar göçer aileler Balkanlara götürülür ve orada yerleşik yaşama geçirilir. Bu ailelerin tarımlı uğraşmaları sağlanır. Böylelikle alınan yerler daha kolay elde tutulur. Balkanlarda yapılacak fetih hareketlerinde de Osmanlı Türk topraklarından geçtiği için ilerleyen süreçteki fetihlerde kendini güvencede hisseder. Aynı zamanda Dediğimiz gibi Bizans'ın da bizi doğudan tehdit etmesi bu sayede engellenmiş olur. Son derece önemli bir politikadır. İskan politikası. Devam edelim. ikinci sorumuz Ankara Savaşı'nın sonuçlarını yazınız. Arkadaşlar Ankara Savaşı 1402'de Osmanlı Padişahı 1. Bayezid döneminde ya da Yıldırım Bayezid döneminde Timur Devleti ile yapılan bir savaştır belki de Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki en berbat olaydır diyebiliriz. Çünkü Timur Anadolu'ya 160 bin kişilik bir kuvvetle gelecek ve 1. Bayezid döneminde Osmanlı hakimiyetine alınmış olan Anadolu beylikleri savaşta Timur'un safına geçecek. 1. Bayezid çok büyük bir sıkıntı yaşayacak bu savaşta ve Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'nı kaybedecek. Bu savaşla birlikte Timur Anadolu'yu terk etmeden Anadolu beylerine topraklarını geri verecek. Bu beylikler yeniden hortlayarak bir nevi bağımsız olacaklar ve Osmanlı Devleti kuruluş döneminde adeta parçalanma tehlikesi geçirecek ki 1402'de İstanbul'u kuşatmıştı Yıldırım Bayezid bu kuşatmayı kaldırmak zorunda kalıyor. Beraberinde Bizans'ın ömrü uzayacak çünkü İstanbul'un fethi 1453'e kalacak. Bizans bir nevi yarım yüzyıl daha yaşayacak. Timur Anadolu'yu terk etmeden Yıldırım Bayezid'i kendi yanında esir götürürken aynı zamanda Yıldırım Bayezid'in dört oğlu İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi arasında Osmanlı topraklarını da paylaştıracağı için Fetret Devri denilen 11 yıl boyunca hükümdarsız taht kavgalarıya geçen bir dönem yaşanacak. O yüzden Ankara Savaşı'nın sonuçlarına bakarsak Timur Beyler'e topraklarını geri verdiği için Anadolu, Türk siyasi birliği gençler bu savaştan sonra maalesef bozulmuş beylikler yeniden ortaya çıkmıştır. Osmanlı bir nevi yıkılış tehlikesi, parçalanma tehlikesi geçirmiştir. Böyle bir tehlike atlatıyor. İstanbul kuşatması kaldırıldığı için o yüzden İstanbul'un fethi gecikmiş. 1453'e kalmış otomatikman Bizans'ın ömrü uzamıştır. Ve Yıldırım Bayezid'in dört oğlu arasında taht kavgalarıyla hükümdarsız geçen bir fetret yani gevşeme zaaf devri başlamıştır. İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebiler arasında 11 yıl hükümdarsız taht kavgalarıyla geçen bir dönemdir. Fetret devri bunların hepsi Ankara Savaşı'nın arkadaşlar sonuçlarıdır. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen şemada boş bırakılan yerleri doldurunuz. Kapıkulu askerleri Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar devletin başkentinde bulunan padişahın kapısında kul olan devşirme sisteminden yetişen askerlerdir ve bir e, boşluk doldurma gibi tarzda bir sorumuz var. Bu Kapıkulu teşkilatının içeriğini bize soruyor. Kapıkulu piyadeleri yani Kapıkulu ordusunun yaya sınıfı ve Kapıkulu süvarileri yani atlı sınıfı. Kabuklu piyadelere kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Acemi olanlar ocağı temel askerlik eğitiminin verildiği ocaktır. Acemi olanlar ocağından bir nevi mezun olan askerin dahil olduğu Yeniçeriler, Yeniçeri Ocağı Osmanlı ordusunun en önemli birimlerinden biridir. Bunun dışında Cebeciler, Ordunun silahlarının bakım ve tamirini, onarımını yapan bir sınıf ve son olarak topçular, topları döken ve savaş meydanında topları kullanmakla yükümlü olan sınıf bunlar kapıkulu piyadeleri sınıfıdır. Kapıkulu süvarileri yani atlı sınıf silahtarlar ve sipahiler şeklinde gençler ikiye ayrılır kapıkulu süvarileri kısmına da bunları yazmamız gerekiyor. Silahtarlar ve sipahiler olmak üzere. Üçüncü sorumuzda geçiyoruz. Dördüncü soru tımar sistemini açıklayınız. Arkadaşlar tımar ya da bir başka ifadeyle dirlik sistemi diye geçer. Gene önce anlatalım. Bu sistem nasıl işleyen bir sistem? Bu sistemde devlet memuruna görevlisine maaş vermez. Onun yerine bir bölgenin toprağını verir kişi o toprağa gider. Orada halk var mı? Var. Üretim yapıyor mu? Yapıyor. İşte o devlet görevlisi tımarbeyi oradaki halkın üretimini denetler. Toprakların boş bırakılmasını engeller. Şimdi halk üretim yaptı. Ne verecek? Devlete vergi. Tımarbeyi oradaki vergileri devlet adına toplar. Ve topladığı vergilerin her 3000 akçesiyle bir tane tımarlı sipahi. Yani atlı asker yetiştirir. Bu askerlerle barış zamanı oranın güvenliğini sağlar. Yani başkent dışı dediğimiz taşrada güvenlik sağlanır barış zamanı. Savaş mı çıktı? O askerlerle orduya katılır. Bir taşla 5-6 kuş vurulan son derece faydalı bir sistemdir. Tımar sistemi ve Osmanlı devletinin ordusunun %90'ını oluşturan bu ordu dediğim gibi maaşta almaz. Tabii ki 17. yüzyıl duraklama dönemine kadar ordunun ordunun %90'ını oluşturuyor. Çünkü duraklama döneminde tımar sistemi çökmeye başlayınca otomatikman tımarlı sipahi sayısı da azalacak. 6 binlere kadar inecek. O yüzden devlet yeniçeri sayısını arttıracak. Dediğim gibi tımar sistemi bir taşla 5-6 kuş vuran faydalı bir sistemdir. Bu sistemi şimdi açıklayınız dedik. Ee, dediği için biz konuştuğumuz yerleri bir nevi artık yazısal olarak da kayda geçelim. Tımar sistemi devlet Memurlarına maaş karşılığı verilen topraklardır. Mesela bakın maaş karşılığı verildiği için mesela o devlet görevisi o görevden alındığı zaman otomatikman maaşı da kesilecek. Yani devlet o tımar toprağını da o görevden alıyor. Oraya tayin ettiği bir başka görevliye o toprağı veriyor. Devlet memurlarına maaş karşılığı verilen topraklardır. Bu sistemin önemi üretimin denetlenmesine aynı zamanda toprakların boş bırakılmasının engellenmesine katkı sağlar. Bu sistemde ne dedik? Vergiler düzenli toplanır. Toplanan vergilerle atlı asker yani tımarlı sipahi yetiştirilir. Bu yetiştirilen askerlerle barış zamanı taşrada güvenlik sağlanır. Ve savaş zamanı içinde ordu adına ordu için hazır asker bulundurulur O yüzden son derece faydalı bir sistemdir tımar sistemi ve son sorumuz Anadolu İslamiyetin yayılmasına katkıda bulunan sufilerin isimlerini yazarak kısaca açıklamalarda bulunuz arkadaşlar Anadolu'da İslamiyetin yayılmasına önemli katkıları olan ee, ...düşünürler, önemli ilim adamları, önemli sufiler var. Kimdir bunlar? Örneğin Hoca Ahmet Yesevi. Yesevilik, tarikatının kurucusudur. Divanı, hikmetin yazarıdır. Onun dışında Hacı Bektaş Veli. Yeniçerilerin de dahil olduğu Bektaşilik tarikatının kurucusudur. Hacı Bayram Veli gene bayramiye ya da bayramilik tarikatının kurucusudur. Bununla birlikte Anadolu'da tasavvuf kültürünün yayılmasına katkı sağlayan Mevlana Mevlana Celalettin Rumi mesela bakın Rumi ifadesi işte Rum ifadesi Anadolu anlamına gelir. Türkler Anadolu'ya girmeden önce Anadolu'da Rumlar Bizans yaşadığı için Anadolu'ya diyarı Rum, Rum diyarı denir. İşte Anadolu'lu anlamındaki bir ifade Mevlana Celaleddin Rumi ve Yunus Emre. Dediğim gibi özellikle Anadolu'da tasavvuf kültürünün, tasavvuf edebiyatının ortaya çıkmasına katkı sağlamışlardır. Özellikle bu tasavvuf edebiyatının ortaya çıkışı gençler 13. yüzyılın ikinci yarısına dayanır. Çünkü 1243'te Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol İlhanlarla yaptığı ve kaybettiği bir savaş var. 1243 Köse Kösedal Savaşı ve bu savaştan sonra Moğollar Anadolu'yu yarım yüzyıl yağmalayacaklar maalesef. Adeta taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayacaklar. İşte Anadolu'da insanlar katlediliyor, aileler dağılıyor. Anadolu'nun bu buhranlı günleri de insanları acılarından uzaklaştırmak, Allah'a yakınlaştırmak. Bu şekilde Anadolu'nun buhranlı günlerinde insanları bir nebze olsun dini kültürü ön plana çıkarak acılarından uzaklaştırmayı hedefleyen tasavvuf akımı Mevlana ile Yunus Emre ile ön plana çıkacak. Bir de bir başka önemli karakter Ahi Evran bir teşkilat var. Ahi teşkilatı, ahi kelimesi kardeş, kardeşlik anlamına gelir. Bu teşkilat bir esnaf, bir din teşkilattır. Anadolu'daki esnafın hatta aynı mesleğe mensup esnafın kendi aralarında yaptığı bir örgütlenmedir. Ekonomik ve dini esnaf örgütlenmesine başında da ahi şeyhi ya da ahi baba bulunur. Kırşehir'de ahi evranla birlikte ön plana çıkmıştır. Osmanlı devletinin kuruluş sürecinde de Ankara toprakları ahilerin denetimindedir. Hatta Osman Bey ahi şeyhi Şeh Edebali'nin kızı Bala Hatun'la evlenerek bu teşkilata da damat gitmiştir. İşte Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasına katkıda bulunan bu Sufiler, gençler bu şekildedir. Ve genel olarak bu Sufilerin yaptığı iş Anadolu'da Türk İslam kültür ve zihniyetinin yerleşmesine katkı sağlamaktır katkı sağlamışlardır Evet böylelikle birinci dönem ikinci yazılı e, sorularımızın çözümünü tamamladık bütün arkadaşlara faydalı olmasını temenni ediyorum bir sonraki bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın